Herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Bugün sizler için o kadar çok deste seç isteği geldi ki abla deste seç, deste seç. O zaman dedim ki hadi deste seç severlere de şöyle güzel bir sürprizi olsun. Tabii ki kolektif açılımı sevenler de izleyebilirsiniz burada. Her desteği izleyin, size uyan desteği sevgiyle alıp kabul edin. Ya da her desteden evet bu da bana uyuyor, bu da bana uyuyor, bu da bana uyuyor diyerek kendinize uyan mesajları sevgiyle alıp kabul edin. Evet canım gönül dostlarım, bugünkü sorumuz aklımdaki kişinin an enerjisiyle bana karşı duyguları neler diyeceğiz. Size karşı olan duyguları ve düşüncelerini soracağız aklınızdaki kişiye. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir kesiyorum ve ilk destem için kartlarımı seçmeye başlıyorum. Şimdi kartlarımı seçerken de odaklanabilirsiniz, rezone olabilirsiniz. Tabii ki önce can, sonra canan, önce kendinizi niyet alın, sonra aklınızda ve kalbinizde olan kişiyi niyetinize alabilirsiniz. Eğer ki tabii ki bu açılımlar bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar. Bu arada bir tane fazla şuraya da koyalım. Evet bir fazla oldu sanırım. Evet bütüne ve kolektife, genele hitap eden açılımlar, biliyorsunuz artık bunu. Tabii ki daha bireysel, daha kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattından yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Eğer ki daha bireysel, kendime ait yanıtlar arıyorum diyorsanız benden randevu alabilirsiniz. Bunun haricinde kanalıma denk geldiğinde abone olarak, beğeniler ve yorumlar bırakarak, ayrıca süper teşekkürlerle de bana destek veren tüm gönül dostlarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet canım gönüldaşlarım, şöyle kartlarımızı seçiyorum ikinci deste için. Aklımdaki kişinin an enerjisiyle bana karşı olan duygularını ve düşüncelerini niyet aldık. Bakalım an enerjisiyle aklınızdaki kişinin size karşı olan duyguları ve düşünceleri nelermiş, hep birlikte bir bakalım. Evet hadi bakalım. Özellikle deste seç severler için yine diyorum, eğer ki deste seç sevmiyorsanız lütfen her desteği tek tek dinleyin. Hangisi size cazip geliyorsa, hangisi size uygun geliyorsa, evet bu deste bana daha uygun, benim hayat hikayeme, benim ilişkime benzerlikler taşıyor dediğiniz kısımları alıp kabul edin. Evet, o yüzden çok atla deve değil yani. Hani bazen deste ses sevmeyenlerden çok tepki alıyorum. Bunu yapmayın canım gönül dostlarım. Zaten çok sık deste seç yapmıyorum gördüğünüz gibi. Evet hadi bakalım, hazır mısınız canım gönüldaşlarım? 3 tane desteği yaptık. Tabii ki her zaman olduğu gibi Makbuş abla ne yapar? Deste seçte mutlaka obje koyar. Evet bizim pisi dostlarımız. Evet canım pisilerim, şöyle bir mavi kedimiz var. Bir pembiş kedimiz var. Bir de sarı kedimiz var. Şöyle objelere de odaklanabilirsiniz. Kartlara da odaklanabilirsiniz. Videoyu durdurarak da odaklanabilirsiniz. Siz seçiminizi yaparken ben hemen pembiş kediyle başlamak istiyorum. Şöyle bir alacağım bakalım. Şu destelerimi şöyle alacağım. Hemen pembiş kediyi seçenler için şöyle kartlarımı almak istiyorum. Bakalım pembiş kediden gelen mesajlar ne olacakmış? Hemen şu şekilde açacağım. Şöyle bir değişik olsun bakalım. Evet, ilk kartlarımız burada. Hemen diğer destemizi açalım bakalım. Evet. Evet, çok
Çok enteresan. Evet, aklımdaki kişinin an enerjisiyle benimle ilgili düşünceleri dedik. Evet, bak ne kadar birbiriyle yine bağlantılı ve ne kadar net cevaplarla geldi. Evet. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım, ilk gelen mesajımız niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. İkili bir zaman, geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içi pembiş kediyi seçenler için konuşuyorum burada. An enerjisinde aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularında. Geçtiğimiz ikili zaman içerisinde, yani şu andan itibaren 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ayın 2'si, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat diliminde aranızda yaşanmış bir hayal kırıklığı ve bir olumsuzlukla geldi. İlk olarak size aklınızdaki kişi. Şimdi evet, burada yaşanmış bazı hayal kırıklıkları ve olumsuzluklar var. Ama ve lakin ikilemlerde kaldığı çok konular var sizinle ilgili, ya da kendisi iki kişi arasındadır ya da siz iki kişi arasındasınızdır. Ya da sizinle ilgili, bakın hani geniş kapsamlı söylüyorum ki kolektif enerji olduğu için siz kendinize düşen payı alın buradan diye. Tabii başka bir şeyse de fark etmez. Sonuçta bir ikilem ya bir iki kişi burada var. Şimdi bununla bağlantılı zaten kararsızlıkları çok fazla. Netleşmek için belki de sizinle bir tartışmaya da bir münakaşaya girmiş ve kendisini bir müddet sizden uzağa ya da geriye çekmiş olabilir. Ama şu an enerjisiyle sizinle ilgili düşündükleri, hala size karşı heyecanı olduğu, zaafı olduğu ve bakın sizinle mutlu olduğu, sizin ona karşı her zaman iyi niyetli, vicdanlı ve merhametli davrandığınız ve her halükarda da onun yanında olduğunuza dair, bakın en zor zamanlarında, en zor yokluk zamanlarında bile onun yanında olduğunuzu zaten kartlar söylüyor. Her şekilde ona destek verdiğinizi, çıkış yolu aradığını ve kendi içinde bu konuyla ilgili, özellikle sizinle ilgili çok mücadele ettiğini ve savaş verdiğini söylerken kartlar, yine bakın her iki tarafında birbiri için, bakın birbiri için yaratılmış olduğunu, şu an niyet ettiğiniz kişinin sizinle bağlantılı, sizin ona daha bereketli, daha verimli olduğunuzu, sizin ona güç verdiğinizi, bakın an enerjisi duygularında bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Sizi çok özlediğini ve gerçekten de burada en önemlisi yeni bir başlangıç yapabilmek adına, sizinle tekrar aynı mutluluğu yakalayabilmek adına size karşı bir harekete geçmek istediğini ve hatta bu harekete geçerken de size karşı doğru ve dürüst yaklaşmak istediğini, ama burada en büyük korkusunuz da sizin tarafınızdan reddedilmek ya da sizin tarafınızdan uzaklaştırmak olduğunu da söylüyor kartlarım. Ve bakın burada zaten konuşturma kartları da bunları destekliyor. Diyor ki aramızda ne yaşanırsa yaşansın, senin bende yerin her zaman ayrı olacak diyor. Ve beni gerçekten sevmeye devam et. Ben çünkü bu sevginin karşılığını sana bir gün vereceğim derken, çok özledim. Evet, ben seni çok özledim. Ama bir süre daha senden uzak durmak zorundayım. Çünkü bunu yaşayanlar bilir. Ancak mesajıyla da geldi birinci deste. Evet, güzeldi. Bakalım ikinci destemizden gelen mesajlar ne olacak? Maviş pisiyi seçenler. Hadi bakalım maviş kediyi seçenler. Sizden gelen mesajlar neler olacakmış? Hemen şöyle ilk kartlarımızla başlamak istiyorum. Bakalım o ilk kart biraz aman. An enerjisiyle size karşı duygu ve düşünceleri dedim. Demez olsaydım dermişim tabii ki. Şunlar biraz tehlikeli kartlı, o yüzden onu böyle biraz kapattım. Şöyle yapalım. Evet, gerçekten bu deste biraz mavi kediyi seçenler biraz sıkıntılı. Evet, bakın gördüğünüz gibi bir hava enerjili bir kadın, ay çok tehlikeli, burada bir kova ikizler ya da bir terazi kadını var ki abo, bakar mısınız, bakın gözünüzün önünde yine gördüğünüz gibi seçtim iki şeytan kartının gelişi, ki bu kartlar yasaklı kart olduğu için bunun bir YouTube'da maalesef göstermemem lazım, artık yaptık böyle bir şey. Pardon diyoruz.
Çünkü kartlar yani bu kadar olur. Gördüğünüz gibi zaten anlayanlar anlıyor. Tarot bilenler, tarot destesiyle haşır neşir olanlar zaten gördüğünüz gibi bakın. Çok eli kolu bağlı çaresiz durumda. O kadar berbat durumda ki bakın burada bu destede gerçekten çok enteresan bir haber var. Şimdi ilk gelen kart sizinle bağlantılı an enerjisi, düşüncelerinde. Yani bu kart aynı zamanda cinselliği de temsil ediyor biliyorsunuz. Tensel olarak, cinsellik olarak evet size bir özlemi var bir kere. Ama düşüncelerinde ve fikirlerinde de bayağı böyle bir cin fikirler, böyle şeytanlıklar düşünüyor. Çünkü düşüncelerini sorduk biz an enerjisiyle. Belki de bu özlemini giderebilmek adına hani size harekete geçmek istiyor olabilir. Böyle bir çare, bir yol arıyor olabilir. Bak bir şeylerle de mücadele ediyor. Bununla ilgili bir yola çıkmaya hazırlanıyor ama eli kolu bağlı çaresiz. Yani böyle sanki bir kapana kısılmış gibi o kapanın içinden de çıkamıyor ve bu kapandı da işte burada gördüğümüz şu değnek kraliçesi hava enerjili özellikle işte ikizler, terazi ya da bir kova kadını olabilir ya da yükseleni olur ya da ay burcu olur bilemem. Çünkü burada da bakın bir kadın zaten destekliyor burada evli ya da boşanmış bir kadın. Buradaki destede bakın sizin mutsuzluğunuzda sebebiyet veren bir insan. Şimdi bu kişi eşi olabilir, eşi olabilir, efendime söyleyeyim niyet ettiğiniz kişinin. İşte annesi olur, teyzesi olur, halası olur. Yani bir kadın figürü. Yani her türlü bir kadın figürü. Biraz dikkatli olmanız gereken bir kadın figürü var burada maalesef ki. Çünkü an enerjisiyle burada aklınızdaki kişinin sizinle ilgili özellikle mutsuzluğunda etkisi ve fonksiyonu yüksek bir insan. Bakın bu yüzden dolayı da aslında hani eli kolu bağlı çaresiz kalması, yolunu önünü görememesi, bir yere kıpırdayamaması aslında hep bunlardan kaynaklı. Ve biraz da aslında bir başarı elde etmek istiyor hani bu kişinin karşısında hani o bağlarından otoriteden baskıdan çıkıp harekete geçmek istiyor sizinle ilgili bakın sizi kaybetmek de istemiyor her türlü çünkü neden sizinle dediğim gibi hem tensel olarak hem ruhsal olarak aslında arzu ettiği bir mutluluk varmış o mutluluğu yakalamış ama mecburiyetlerden kaynaklı bakın bazı mecburiyetlerden kaynaklı burada hani hep söylerim ya işte ne bileyim biriniz daha önce evlenmiştir diğeriniz hiç evlenmemiştir birinizin çocuğu vardır birinizin yoktur biriniz zengindir biriniz fakirdir işte maddi yönlerden ya da manevi yönlerden ya da yaşınız büyüktür küçüktür gibi 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 ya da dil din ırk farkı vardır gibi 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 yine kendinize göre düşen payı alın burada çünkü burada bir çaresizlik söz konusu ve bu çaresizlikten dolayı da zaten ki bir kadın tarafından manipüle edilmesi bu baskı onu sizden geri gitmesine sebebiyet veriyor. Ama her türlü burada iletişim de kesik zaten. Hani beşli bir zamandan beri iletişiminiz de kesik. Ama şunu bilin ki an enerjisi de size olan duygularında tensel ve ruhsal olarak sizi çok özlediğini ve mutsuz olduğunu söyleyebilirim. Bakalım konuşturma kartları bunları destekleyecek mi? Evet, keşke sana içimi dökebilseydim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil derken zaten onayladı gördüğünüz gibi. Ve bak ne kadar güzel bir mesaj. Gelir misin bilmiyorum ama gel ben iyi değilim diyor. Evet, gerçekten niyet ettiğiniz kişinin fiziksel ya da psikolojik olarak ruh sağlığında çok da iyi olduğunu söyleyemeyeceğim ki burada gördüğümüz kartlar tamamen onu zaten gösteriyor. Ve öyle de bir şey var ki yani bu kart defaten birkaç kere gelmişti ve buna yorumlarda çok güzel de yorumlar geldi. Ben tek tek de okuyorum yani hani bazı şarkıları dinlerken gözümü kapatıyorum ben böyle senin yanına uzanıyorum diyor. Hadi şimdi diyor rastgele bir şarkı aç ve bu da benden sana gelsin mesajıyla geldi. Şimdi bu desteği mavi kediyi seçenler ya da seçmeyenler de olur hiç fark etmez. Bak niyet edin aklınızdaki kişiye şu an belki ortak şarkınıza denk gelebilir ne malum bak bunlar hep mesajdır bakın bu da bir mesajdır demek ki bir mesaj alacaksınız o şarkıdan siz
Gözlerinizi kapatın. Yanınızda o aklınızdaki kişiyi hayal edin. Onu hayal ederek böyle bir basın bakalım bir şarkılardan birine. Size gelecek şarkı ne olacak? Emin olun ondan size gelecek bir mesaj olacak. Hadi bakalım. Şimdi ikinci desteden gelen mesajlar bunlardı. Bakalım üçüncü deste sarı kedimiz. Evet sarman, benim minnoş sarmanıma bakalım. Gelen yanıtlar neler olacakmış, hemen bakalım bu desteden gelen mesajlara. Şimdi evet, ama bakar mısınız ilk kartın takıntılı, saplantılı bir ilişkiyle gelmesi ya da bir evlilik, bitmiş bir evlilik ya da evliliğe giden yoldan dönülmüş. Bakın ne kadar net geldi. Bakın ki altta da zaten yıkılan kule ama bir anka kuşu gibi yeniden doğuyor. Evet şöyle alalım. Evet yamuttuk yine kartlarımızı. Şöyle bazen canlı yayındaymışım. Ay çok güzel geldi bu. Ay bu en güzel deste sarman da geldi. En güzel deste sarman da, ama işte maalesef cesareti olmayan, kaçan, korkak bir aklınızdaki kişiyle geldi. Şimdi bakın, aklınızdaki kişiyle sizin aranızda zaten takıntılı ve saplantılı bir ilişki varmış. Belki evliydiniz, boşandınız, evliliğe gidiyordunuz, evliliğiniz bitti, olmadı ya da işte söz attınız, nişan attınız ya da evlenirim ben belki de ya da evleniriz biz kesinlikle diye düşündüğünüz bir kişi olarak geldi burada. Ya da hiçbiri değilse de her iki tarafında birbirine takıntı ve saplantılı bir şekilde bağlı olduğu bir ilişki. Şimdi bakın, burada niyet ettiğiniz kişi aslında size karşı şu anda tedbirli ve dikkatli davranıyor. Yani sizin onu eleştirmenizden, kınamanızdan ya da sizin ona farklı bir şekilde yaklaşmanızdan dolayı, korkularından dolayı, zaten ne dedim, korkak ve kaçan birine niyet edilmiş burada. Ama size karşı hani şöyle bir şey söyleyeyim. Evet, aynı takıntılar ve saplantılara sahip olduğu için özellikle onlu bir zaman öncesinde bir yıkım yaşanmış ya da bir olumsuzluk yaşanmış bu ilişkide. Ve önümüzdeki onlu zaman içerisinde sanki bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğacağınız, yeni başlangıç yapacağınız, hatta size bir anlaşmayla ya da bir teklifle geleceğini söylüyor burada kartlarım. Şimdi burada özellikle yine aklınızdaki kişinin an enerjisiyle size karşı olan duygularında daha bir rahatlık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizinle ilgili birilerinden bilgi almış ya da bir şeyler öğrenmiş ya da bazı konularda sizinle ilgili gayet de emin olmuş bir şeylerden. Artık emin olduğu için de, netleştiği için de rahat bir şekilde harekete geçeceğini söylüyor bize burada kartlarım. Ve yine hemen akabinde burada niyet ettiğiniz kişinin aslında güç ben de burada hani ben istediğim gibi davranırım. İşte ben keyfim ve kahyası modunda olan biraz narsist, egoist de bir karakter. Ve dediğim gibi de yani kaçan, hani sıkılan, kolay teslim olmayı sevmeyen, belki de hani burada biten bir şey de vardı ya, belki de o yönde ilerlememek adına size gelirken bile aslında temkinli ve dikkatli yaklaşan biri. Ama her ne olursa olsun şuradaki aşıklar kartı, yani aşk kartı burada farklı bir duyguyu veriyor. Yani evet, ben an enerjisiyle şu an duygularımda kaçtım seninle ciddi bir ilişkiye girmekten ya da bu evlilikten ya da evliliğe giden yoldan, korktum döndüm gibi gibi düşünceler içerisinde olsa da, evet diyor ki yolumu ve önümü göremiyorum. Yani bu yüzden de böyle kendi içimde hesaplaşmam gereken, kendi içimde mücadele ve savaş vermem gereken bir şeyler var. Ve bu yüzden de hep kararsızlıklarım var. Aslında bu kararsızlıklarımda bir netleşebilsem, bir şeylerden emin olabilsem, zaten aynı saplantı bende de var. Ama ben şu an akıl, şuur, mantık üçgeninde hareket ediyorum. Duygularıma gem vurdum. Bu duygularımı saklıyorum. Zaten sana yansıtmıyordum diyor. Ama her halükarda aklınızdaki kişinin duygu ve düşüncelerinde aslında burada var ya, en zor ama en güzel desteden bu geldi. Çünkü aşk burada geldi. Yani burada karşınızdaki kişi
Çok şeyin farkında olan ama aynı zamanda kaçan, korkak, ödlek bir karakter. Bir o kadar da narsist, kendini beğenmiş, ukala ve benim dediğim olsun diyen bir yapıya sahip maalesef ki. Bak zaten kendisi de burada diyor ki aslında şöyle bir bütün gece senin diyor şöyle diyor göğsünde uyusam diyor kokunu içime çeke diyor ve bir kenara oturmuşum dokunsalar ağlarım diyor. Aslında bak kendi içine nasıl bir mücadele veriyor. Sen dokunsan diyor belki de diyor kalkıp seninle de gelebilirim diyor. Ne yapacağı belli olmayan bir karakter ama yine de burada yine bir enteresan bir cümleyle geliyor. Olmamasına razıyım ama oluyormuş gibi de olmasın diyor. İşte gördüğünüz gibi bakın aslında burada bir aşk söz konusu ama işte bu aşkın sonunda hani belki de çok sıkıntıya gelemeyen belki de böyle o ciddiyetle kendisini belki de bir kapana kısılmışlık hissiyatında görmek ya da yaşamak istemeyen bir partner var karşınızda. Bu yüzden de çok sabır çalıştırmanız gereken, sabır enerjisine sahip olmanız gereken bir ilişki. Ama her şeye rağmen şu aşk kartı geldi mi bizde akan sular duruyor her türlü. Evet canım gönül dostlarım bugünlük de benden bu kadar. Yine beni izlediğiniz, yine benimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.